Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir Önce Sağlık programına hoş geldiniz. Ben Doktor Abdullah Ahmet. Bugünkü programı Ankara stüdyolarından canlı olarak sizlere sunacağım. Her hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir konuyu ele alacağız. O konuyla ilgili sizlere uzman kişiden bilgileri aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz kansızlık özellikle demir eksikliğini konuşacağız. Bu konuyla ilgili Profesör Doktor Ali Koşar'ı davet ettik. Kendisi hematoloji uzmanı. Lokman Hekim Üniversitesi Rektörüdür kendisi. Ee, Ali hocam programımıza hoş geldiniz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Öncelikle beni bu televizyona Türkmeneli televizyona davet ettiğiniz için şahsınızda Türkmenli Televizyonu yöneticilerine, derneğimize, çok muhterem Türkmenli Televizyon Kanalı seyircilerine hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah iyi bir program olur. İnşallah yaptığımız programdan arkadaşlar, hastalarımız faydalanır. Hem hastalıkla ilgili hem üniversitemizle ilgili program akışı içerisinde sorular olursa canlı olarak da onları cevaplayabiliriz. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum şimdi de. Hocam ne kadar naziksiniz, her yerde nazikliğinizi konuşturuyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Ee, ben sizi seyircilere bir takdim edeyim, kendinizi bir tanıtır mısınız? Ee, hay hay hocam. Uzmanlığınız ve çalışmış olduğunuz konuyla ilgili bir kendinizi tanıtır mısınız? 1965 yılında Afyon Emirdağ'ın bir köyünde doğmuşum. Yedi kardeşim var. Biz de Türk gibi kalabalık bir ailenin ferdiyiz. Ne güzel hocam. i̇lk ve orta öğrenimi kendi köyümde okudum. Sonra Afyon'da Cumhuriyet Lisesi'ni okudum. Tıp Fakültesini Konya'da bitirdim. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudum. 1990 yılında oradan mezun oldum. Aynı yıl orada dahiliye asistanlığına başladım. 5 yıl dahiliye asistanlığı yaptım. Dahiliye asistanlığımız sonunda Konya Kadınan'da başhekim olarak atandım. Bir buçuk yıl orada başhekimlik yaptım. Maddi olarak durumumuz çok iyiydi. Çok iyi para kazanıyorduk. Ama babamın isteği üzerine oğlum dedi sen oku insanlara faydalı ol dedi. Ben muayenehanem vardı kapattım. Üniversiteye geçtim. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çalıştım bir yıl süreyle. Oradan Hacettepe Üniversitesi'ne Yandal İhtisası'na geldim. Hacettepe'de 3 yıl süreyle hematoloji asistanlığı yaptım. Orada uzman oldum. Doçent oldum. Eşim Ankara'lı olduğu için de geri dönmedim. Ankara'da yerleştim. Uzun yıllar Fatih Üniversitesi'nde çalıştım. 17 Aralık olayları sebebiyle oradan ayrıldım. 5 yıldan beri de Lokman Hekim Hastanelerinde Abdullah Ahmet Hocam'la birlikte çalışıyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz. Bir yıl önce üniversitemiz kuruldu. Dediler hocam seni üniversitemize kurucu rektör olarak atamak istiyoruz. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Çünkü bizim esas işimiz doktor yetiştirmek, insan yetiştirmek. Evet klinisyen olarak çalışıyoruz ama bir akademisyenin esas amacı insan yetiştirmek, doktor yetiştirmektir. Biz de bu görevi seve seve kabul ettik. Bir yıldan beri üniversitemizde rektör olarak çalışıyorum. Şu anda üniversitemizi açtık. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Şu anda 400 civarında öğrencimiz var. Esas olarak Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi var. Bu sene inşallah diş hekimliğinde açıyoruz. Ebelik, Hemşirelik, Beslenme Diyetisyenlik, Spor Akademisi. Meslek Yüksekokul olarak da iki yıllıklar var. Anestezi ve e, Tıp bir e, e, ilk yardım ve ATT dediğimiz ilk yardım. Acil teknik. A, e, acil e, teknisyenliği. Bunlar var. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha yeni bölümler açacağız. Üniversitemiz hem ulusal hem de uluslararası öğrenci kabul ediyor. Kontenjanın yarısı kadar e, yabancı öğrenci alabiliyoruz. Uluslararası öğrenci alabiliyoruz. Türkmeni e, Derneği'nin üyelerinden ya da Türkmenistan'dan ya da bu programı seyreden misafirlerimizden de gelmek isteyenler olursa üniversitemizde bağlantıya geçip oradan da öğrenci alabiliriz. Herkese açığız. Üniversitemizin şu anda yerleşkesi Söğüt özünde ama inşallah büyük bir kampüs yapıp dünya çapında bir üniversite kurmayı hedefliyoruz. İnşallah iyi şeyler orada da başarız. Hastanemizde de e, şahsım daha çok Hematolojik maliteler, lösemi ve lenfomalarla ilgileniyorum. Ama bunun dışında kanama diyetezi, kansızlıklar. Tabii bunun dışında uzun yıllar dershanecilik yaptık. Bu nedenle tıp bilgimiz çok fazla. Her türlü dahili konuda da bilgimiz, tecrübemiz var. Her türlü dahili alanda da klinisyenlik yapıyorum. Hocam herkes bunu biliyor. Lokman Hekim kim hastane, hastanelerinde çalışan e, doktor kadrolar çok iyi. Yani Türkiye'de e, ilk sırada gelen birkaç e, kişilerden birisi Lokman Hekim'de çalışıyor. Ben hani şahsım da orada çalıştığım için 11 senedir Lokman Hekim'de çalışıyorum ve e, epeyce nitelikli ameliyatlar yapıyoruz. E, güzel işler çıkarıyoruz. E, odamız karşı karşıya ama birbirimizi <laughs> göremiyoruz. siz çok yoğunsunuz, Yo, ben de evet çok hocam. yoğunum. Evet. E, Ekibimize hastanemize <laughs> üniversitemize güveniyoruz. İnşallah daha güzel i̇nşallah, şeyler yapacağız. Evet. Biz de bu vesileyle bir duyurmuş olalım. Ee, üniversite ileride geleceği çok parlak bir üniversite. Ee, dolayısıyla Uluslararası arzu... Uluslararası tıp fakültesi de açmayı, eczacılık fakültesi de açmayı düşünüyoruz inşallah önümüzdeki yıllarda. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor hocam. Evet. Arzu eden öğrenciler buyursunlar gelsinler. Doğrudan hocam, bizleri de arayabilirler. Evet, Telefonumuz herkese açık. Peki konuya girelim hocam. Şimdi bugün e, demir eksikliğini konuşacağız. Demir eksikliği hastalığa girmeden önce bir demiri bir anlayalım hocam. Doğada demir nedir? Nasıl e, elde edilir? Gerçekten insanoğlunun varoluşundan beri doğada demir var. İnsanlar ilk çağlardan itibaren demiri kullanmaya başlamışlar. Silah yapmışlar, kapkacak yapmışlar. Ama tabi bu dışta olan bir şey. insanın vücudunda da demir insanın doğuşundan itibaren var. Ama insanda öyle doğadaki gibi tonlarca ya da kilolarca değil, sadece 4 gram demir var. Çok az bir demir var. Yani 70 kiloluk bir insanı düşündüğünüz zaman 4 gram demir çok önemli bir miktar gibi değil ama insanın var olması için, gelişmesi için, büyümesi için, kanı yapılabilmesi için bu demire ihtiyaç var ve biz bunu dışarıdan almak zorundayız. Nereden alacağız? Tabii ki demiri doğadan gıdalardan alacağız. Hangi gıdalarda var? Demir en çok doğada kırmızı ette, sakatatta var. En çok da karaciğerde var. Yani demiri doğadan alabilmemiz için et yememiz lazım. Tabii bunun dışında demirden zengin gıdalardan beslenmemiz lazım. Hangi gıdalar var? Özellikle baklagiller. Mercimek, nohut, fasulye de var. Bunun dışında kuru yemişler de var. Tabii kuru yemişler biraz pahalı ama badem de, yani fıstık da bunlarda da demirden zengin. Özellikle kuru üzüm, kuru üzüm demirden zengin. Bu gıdalardan demiri alıyoruz. Tabi demiri aldığımız zaman bu demiri doğadan biz 3 değerlikli olarak alıyoruz. Doğadan aldığımız demir 3 değerlikli ama insanda kullanılan demir iki değerlikli demir vitamini Tabi vücut bunu ne yapıyor? Kendisi içerisinde iki değerlikli demire düşürüyor. Onu emiyor. Nereden emiliyor? Özellikle ince bağırsağın üst kısmından emiliyor. Diyelim ki demir ihtiyacı var. O zaman ne yapıyor? Vücut alınan demirin tamamını emiyor. Normalde günlük ihtiyaç 10-20 miligram. Ama sizin vücudunuzda demir azalmış. O zaman ne yapıyor? Vücut bir gram demir bile alsanız bir günde bir gram demiri bile emebilecek kapasiteye sahip. Ne yapıyor? Onun hepsini hemen alıyor, kullanıyor. Ama vücutta demir e, o kadar dengeli, o kadar e, metabolizması, o kadar güzel yaratılmış ki, vücutta demir tabii ki ne yapıyor? Hücreler parçalandığı zaman, yıkıldığı zaman açığa çıkan demir bir miktar ne olması lazım? İdrarla büyük abdeste dışarı atılması lazım, ya da kandan dışarı atılması lazım. Vücut ne yapıyor? kendi içerisinde yaşlanan kan hücrelerinin parçalanmasından açığa çıkan demiri tekrar kullanıyor. Yani 4 gram demir var ama onu hiçbir miligramını zayi etmiyor. Dışarı kolay kolay atmıyor. İçeride tüketilen, parçalanan demir de ne yapıyor? Tekrar tekrar kullanıyor. Keşke biz de her konuda böyle olsak, tutumlu olsak e, demir metabolizması gibi doğaya çöpü, e, işte kimyasal maddeleri, plastikleri atmasak, tekrar değerlendirsek diye düşünüyorum. Vücut bu konuda çok mükemmel çalışıyor. Tabi demiri e, aldık. Demir ne yapıyor? Gidiyor kan yapımında kullanılıyor. Kan hücrelerinin yapımında kullanılıyor. Hangi kan hücresi özellikle? Eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücrelerinin yapımında kullanılıyor. Bu kırmızı kan hücrelerinin görevini dokulara oksijen taşımak. Şu anda biz burada duruyorsak kırmızı kan hücrelerimizin eritrositlerimizin sayesinde duruyoruz. Niye? Her nefes aldığımızda, her konuştuğumuzda oksijen kullanıyoruz. İşte bunu beynimize, elimize, ayağımıza, gözümüze götüren hücreler, kırmızı kan hücreleri ve bunların görevi oksijen taşımak. Ondan yine neyle taşıyor? Demir molekülleriyle taşıyor. Oksijen demire bağlanıyor. Demire bağlanıp oradan dokulara veriliyor. Doğada demirle oksijen birleştiği zaman ne yapıyor? Demirde paslanma yapıyor ama insanda ne yapıyor çok kutsal bir göreve vazifeye öncülük ediyor dokulara oksijeni götürüyor ve orada dokulara geldiği zaman oksijen bu demirden ayrılıyor vücut onu kullanıyor Tabii ki e, burada e, Demir çok önemli 4 miligram e, 4 gram demir var dedik bağırsaktan emiliyor dedik oksijen e, taşımasında görev alıyor dedik. Tabii buradaki kırmızı kürelerin kandaki miktarı önemli. Bir gram kanda ...bir gram kanda 4-5 milyon hatta yani erkeklerde biraz daha fazla 6-7 milyon eritrosit var. Bakın bir gramın kanın içerisinde 6-7 milyon eritrosit var. Mucizevi bir şey. Mucizevi bir şey tabii. Ve onun içerisinde de demir molekülleri var. O hücreler ne yapıyor? O kan, kırmızı kan hücreleri kılcal damarlardan geçiyor. Ne yapıyor? O demirdeki oksijeni dokulara bırakıyor ve biz bu sayede ne yapıyoruz? Hayatımızı idame ettiriyoruz. İşte kansızlık dediğimiz hadise bu kırmızı kan hücrelerinin normalden daha az olması eksikliği. eksikliği. Peki kan yapımı nasıl gerçekleşir vücutta hocam? Tabii şu anda biz burada oturuyoruz ama kemik iliğimiz acayip çalışıyor. Kemik iliğinde ana hücreler var, stemsel dediğimiz esas ana hücreler var. Bu ana hücrelerden her türlü vücuttaki hücre yapılabiliyor. Bir göz hücresi de yapılabiliyor, bir kas hücresi, bir beyin hücresi de. ama tabii ki kan hücreleri de yapılıyor. Kan hücresi dediğimiz zaman savunma hücresi var, lökositler var. Pıhtılaşma hücresi var, trombositler var. İşte bir de bizim kırmızı kan hücrelerimiz var. Bunların kemik iliğinde ilk tane ana hücresi eritroblast dediğimiz bir ana hücre var. Bu hücre kemik iliğinde bölünüyor. Bir tane hücreden ortalama 16 tane eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücresi yapılıyor. Ve kırmızı kan hücresi kemik ilinde yapılır, yapıldıktan sonra da normal damarların içerisine gönderiliyor. Ve bir tane kan hücresinin de ortalama yarı ömrü 120 gün. Yani ilikte yapılıyor. Ortalama 120 gün sürekli dokulara oksijen taşıyor. Onlar da her canlı dolduğu gibi yaşlanıyor. Yaşlandığı zaman tüm kan hücreleri kemik ilinde doğar. Kanda dolanır görevini yapar vazifesi bittikten sonra da dalakta yıkılır. Onun için işte dalak çöpçü bir organdır temizleyici bir organdır. Vücuttaki yaşlı kan hücrelerinde temizlendiği yer dalaktır. Dalakta kırmızı kan hücreleri parçalandığı zaman açığa değişik maddeler çıkar. Tabii içindeki kırmızı kan hücresinin içindeki demir de açığa çıkar ama bu demir demin söylemiştim tekrar vücutta ne yapar kullanılır tabii kan hücrelerinin yapımı için sadece demir gerekmez. Birçok amino asit, vitamin, mineral yani vücudumuzda aldığımız her şey bizim kan yapımımızda da görev alır. Ama bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de demirdir. Tabii ki biz bugün özellikle ondan bahsedeceğiz. Ve dediğim gibi yani total bir insandaki kan miktarı ortalama yetişkin bir insanda 5-6 litredir. Ve onun da bir gramında ortalama 4-6 milyon, 7 milyon kırmızı kan hücresi bulunmaktadır. Güzel bir serkülasyon var hocam. Bir yandan yapılıyor. yeni yapılıyor, bir, bir yandan da yıkılır, yaşlı tabii. olanlar da yıkılıyor. Görev biten, görev tamamlanan dalakta da yıkılıyor. Tabii evet. konu açılmışken dalaktan biraz bahsedelim. Halk arasında işte hastalar bize sorar. Hocam dalak yiyelim mi yemeyelim mi? Benim Hacettepe'de hoca da derdi ki taş yiyin kardeşim. Yiyecek başka bir şey bulamadınız <laughs> mı diye. Tabii dalak yenebilir mi? Dalak gerçekten demirden zengin ama dalak içerisinde tabii ki vücudun vücuda giren mikroplar ya da başka maddeler, ağır metaller, kanser hücreleri falan hep dalakta temizleniyor. Onun için dalak yenilir mi? Yenmez mi? Esasında yenmemesinde Yenmiyor. fayda var. Ama yenmek istenirse de demir açısından yenmek istenirse de çok iyi pişirip yenmesi gerekir çi olarak yenirse başını belaya sokabilir diyor. Evet. Peki peki demir eksikliğin nedenleri nedir hocam? Ee, şimdi, kadın veya çocuklarda niçin demir eksikliği daha sık görülür? Şimdi demir bir en çok e, kimlerde görüyoruz? Çocuklarda ve kadınlarda görüyoruz. İki çocuğun birisinde, üç kadının birisinde demir vitamini noksanlığı var. Niye çocuklarda demir vitaminli eksikliği sık görülüyor. Hızlı büyüdüğü için. Yani çocuk ne yapıyor? Bakıyorsunuz 3 kilo doğmuş. 6 kilo, 12 kilo, 24 kilo. Hemen ne yapıyor? 50 kiloya çıkıyor. Tabii büyürken ne yapıyor? Vitamin de kullanıyor, mineral de kullanıyor, demiri de kullanıyor. Onun için de normal bir insanda ihtiyaç 10-20 miligramsa çocuklarda ihtiyaç nedir? Yetişkine göre bir miktar daha fazladır. Onun için de çocuklarımıza büyüme gelişme çağında ne yapmamız gerekir? Demir takviyesi yapmamız gerekir. Tabii çocuklarda en büyük sıkıntılardan bir tanesini çocuğa ciğer yediremiyor anneler. Çocuk onu sevmiyor. Niye? Orada kola var, cips var, e, hamburger var, pizza var. Değil mi? Çocuk onları yediği zaman ne yapmıyor? Karnı Evde doyuyor. pişirilen karnı doyuyor ama demir açısından vücudun ihtiyaç olan demiri alamıyor. İşte patates kızartması, makarna, pirinç pilavı ile büyüyen çocuk. Tabii ki bunda demir eksikliği ne olacak? Kaçınılmaz. Mutlaka aileler çocuklarına köfte, ciğer, bunlar mutlaka yedirmeli. Mutlaka ye, e, çocukların e, yiyecekleri arasında kuru yemişlerde, baklagillerde olmalıdır diyorum. Çocuklarda esas hızlı büyüme ve çocukların tek taraflı beslenmesi demir eksikliğine neden olmaktadır. Tabii kadınlarda sık görülmesinin sebebi de mens kanamalarıdır. Yani bir kadın bir adet döneminde mens döneminde 7 petten fazla kirlendirirse demir eksikliği anemisi kesinlikle gelişir. Kaçınılmazdır. Ne kadar demir bile alsa, takviye bile alsa bu hastalarda tedavi edilmezse demir eksikliği anemisi gelişebilir. Mens kanamaları önemli. İşte hastaların bazıları geliyor soruyoruz. İşte Kanaman nasıl? Hocam çok fazla kanamam oluyor. Çocuk bezi kullanıyorum diyor. Tabi 10 gün sürüyor, 15 gün sürüyor. 10 gün 15 gün adeti süren, çocuk bezi kullanan bir kadında demir vitamini noksanlığı gelişmemesi mümkün değil. Bu çocuk ve kadınlarda sebep bu. Bunun dışında tabii ki vejeteryanlar var. Adam diyor ki ben et yemem. Ben kırmızı et yemem, ben sakatat yemem. E o zaman yemezsen de kansızlık Kans. kaçınılmaz. Vejeteryanlarda sık görürüz onlar. Tabi tabi b eksikliği de gelişiyor. Demir eksikliği de gelişiyor. Allah'tan vejeteryan sayısı piyasada Aslında. az. o kadar evet. çok fazla değil. Bunların dışında mide bağırsak sistemin herhangi bir yerindeki kanamalar ne yapabilir? Aşikar veya gizli kanamalarda demir eksikliğine sebep olabilir. İşte yemek borusundan kanama, karaciğer hastalığı, siroz olanlarda görüyoruz. Midedeki gastritler, ülserler, mide kanseri, mide bağırsak sistemindeki damar çatlamaları. Bunlardan görüyoruz. Divertikül dediğimiz bağırsaktaki baloncuklar, mide bağırsak kanserleri, basur kanamalar. Özellikle basur kanamalarını sık görüyoruz. Hasta diyor ki ya işte 3 günde, 5 günde, ayda bir kere basur kanaması oluyor diyor. Bu bende bir şey yapmaz sandım diyor ama basur kanamaları, hemoroid kanamaları da toplumda demir eksikliğinin önemli bir nedenidir. Bunların dışında tabii ki mide bağırsak sistemine yönelik yapılan ameliyatlar işte mide ameliyatı olmuş, ince bağırsak ameliyatı olmuş insanlarda da yine demir eksikliği gelişebilir. Bunların dışında emilim bozukluğu yapan hastalıklar var. Yani hasta ağızdan alıyor ama bağırsaktan emilmiyor. Bunun da en tipik örneği çölyak hastalığı. Onları da görüyoruz. Bir de özellikle çocukluk çağında gördüğümüz parazitler var. İşte kıl kurdu, kancalı kurtlar. Ankylostoma duodenale, nekatore marcanus, trichurus, trichura gibi halk arasındaki bağırsak solucan dediğimiz parazitler ne yapıyor? Bağırsağın içerisindeki kan hücrelerini ve bağırsağa gelen e, demirleri kullanıyor. Ne yapıyor? Hastada çocuklarda özellikle demir eksikliği anemisi yapıyor. Annesi babası ne diyor? İşte bunun ağzından salya geliyor. Makatını kaşıyor. Büyük abdestinde solucan gördük. Kıl kurdu gördük. Çocuğun iştahı yok. Yemiyor, içmiyor. Tabii ki parazite bağlı demir eksikliği anemisi gelişmiş olabilir. Bunların dışında demir eksikliği anemisi ilaçlara bağlı gelişiyor. Gerçekten günümüzün en büyük hastalığı ilaç kullanma. Düşünün bundan 50 sene önce, 60 sene önce bilinen ilaç sayısı 3-5 taneydi ama günümüzde oho bir hasta bir ilacı bir döküyor, bir çuval ilaç. Ve birçok ilaç kullanıyor. Özellikle bu ilaçlardan hangisi aspirin Aspirin kullanan hastalarda mide bağırsak sisteminden gizli kanamalar ve buna bağlı kansızlık görülebilir. E sana bu aspirini kim verdi? E valla iyi geliyormuş dediler kalbe damara. <laughs> ben de içtim. bu şekilde aspirin kullanan hastalar. Bir de çok ağrı kesici kullanıyoruz. Özellikle non dediğimiz apranax, majezik, arveles gibi. İşte a, a bacağım ağrıdı arveles işte. Boynum ağrıdı Majezi içtim ya bir dur bakalım daha basit bir hareket kullanabilirsin. Ya da bir doktora mı gittin yok diyor ya komşuya iyi gelmiş ben de içtim. Bakıyoruz mide bağırsaktan kanama yapmış. Hasta demir eksikliği anemisi gelişmiş. Önemli bir ilaç daha var mide korucu diye bir ilaç hastalığı var. Hocam evet beş tane ilaç yazıyoruz reçeti yerine veriyoruz. Ya hocam bir de mide koruyucusu yazar mısın? Mide koruyucusu diye bir şey yok. İşte millet yiyeyim yiyeyim anda sonra midem ağrımasın. Bir de mide için. Tabii ki e, bu mide koruyucular mide'nin asitin azaltıyor, hidroklorik asit azaltıyor. Demirin de bağırsaktan emilmesi için hidroklorik aside ihtiyaç var. Sen hidroklorik asiti azaltırsan bağırsaktan demir ne yapmıyor? Demir Demir asidik ortamda demiliyor. Onun için de bir çocukta demir vitamin noksanlığı geliştiği zaman bazen çocuklar ne yapıyor? Limon yiyor. Ya da kadınlar limon yiyor. Hocam ben çok limon yiyorum. Niye? mide asidini artırmak demiri daha iyi emmek için. E mide asidini sen azaltırsan demir eksikliği anemisi kaçınılmaz oluyor. Onun için de lütfen e, sevgili seyirciler kafanıza göre mide koruyucu, kafanıza göre ağrı kesici aspirin almayın. Her ilacın yüzlerce yan etkisi var. Lütfen ilaçlar çok masum değil. Birçok hastamız zaten ilaçlardan dolayı bize ne yapıyor? Hasta olarak geliyor. İşte size ne diye geliyor? Baş dönmesiyle geliyor, değil mi hocam? Aynen evet. Yani işitme bozukluğuyla geliyor. Niye ilaçların yan etkisinden dolayı? Tabi demir vitamin noksanlığı başka sebeplere bağlı da oluşabilir ama en belli başlıları bunlar aklımıza gelisiydi. Çay içmek demir eksikliğinin neden olabilir mi? Ya çay içmeyle ilgili gerçekten yapılmış büyük bir araştırma yok. Ama işte hastalar geliyor. Hocam ben çay içersem kansızlık gelişir mi? Çayı açık mı içeyim filan. Bazı kaynaklarda e, çaydaki maddelerin demiri bağladığı söyleniyor. Ondan dolayı demir eksikliği gelişeceği iddia ediliyor ama yani şurada bir şey itiraf etmek istiyorum. Çaya bağlı demir eksikliği gelişseydi bende gelişirdi. Ben günlük ortalama 15-20 bardak çay içiyorum. Öyle olunca da yani pek bunu ilmi olarak bulmuyorum. Ama yani demir verdiğimiz hastalara da diyoruz ki artık nezaketen bile olsa ya diyoruz çay içeceksen iç ama arada belli bir süre olsun. <laughs> e, diyoruz ben e, çay konusunun abartıldığını düşünüyorum. Yani diğer sebeplerin yanında çayın kansızlık yapması, demir vitamin noksanlığı yapması biraz hikaye. O zaman Erzurum'da hiç demir olan adam olmaması lazım. değil mi? adamlar kıtlama usulü sabah akşam çay, çay içiyor ama Erzurum'da öyle gösterilmiş bir demir vitamin noksanlığı fazlalığı diğer e, Türkiye coğrafyasından fazla değil. Ee, Ali Hocam, demir eksikliği olan bir hastada ne zaman çölyak hastalığı meydana gelebilir? Çölyak hastalığı. Şimdi tabii ki çölyak hastalığı gluten duyarlılığı, arpa, yulaf, buğday içerisindeki gliadin peptitleri var. Bunlara karşı bağırsakta e, ne yapıyor? Antikorlar gelişiyor. O da bağırsak içerisindeki emilim yüzeyini bozuyor. Üst ince bağırsaktan emilen demir, folik asit, D vitamini gibi birden fazla madde eksikliği varsa aklımıza geliyor. Hasta geliyor ne diyor? Hocam işte bende gaz var, şişlik var. Yediklerimi sizin hazmedemiyorum. Yediğim taş gibi içime oturuyor. Bazen hasta ishal ile geliyor. İşte kilo alamıyorum. Çocuk geliyor, büyüme gelişme geriliği var. Tahlillerine bakıyoruz. Tahlillerde özellikle biz demir, D vitamini ve folik asit eksikliği üçünü bir arada görürsek mutlaka çölyak hastalığı açısından tahlil istiyoruz. Tabi üçü birden eksik olan çölyak çıkan hastalarımız var mı var ama itiraf etmeliyim ki yani istediğimiz yüz çölyak testinden ancak yüzde üçünde beşinde pozitiflik yakarıyoruz. Esasında bu da iyi bir rakam. Çünkü biz özel hastane olduğumuz için hastamızdan para da ek para aldığımız için rastgele her türlü tetkiki istemiyoruz, isteyemiyoruz. Seçici hastalardan istiyoruz. 100 hastada, 3-5 hastada yakalamak bile önemli. En azından o hastamızı ne yapıyoruz? Teşhisini koyuyoruz. Hastamız rahat ediyor. Diyet yapıyor. Diyetten sonra hocam diyor hasta ben işte 10 senedir, 15 senedir demir alıyordum, folik hasta alıyordum. Geçmiyordu ama şimdi diyet yaptım diyor. Ne mide bağırsak şikayetim kaldı, ne halsizliğim, yorgunluğum kaldı. Düzeldim diyor. Biz de o zaman seviniyoruz. Gerçekten diyoruz ki evet diyoruz. Bugün hayırlı bir iş yaptık. Hastamızın teşhisini koyduk. En azından bundan sonra hasta kendi diyetine uyarsa mesele yok. Peki kansızlık olmadan demir eksikliği olabiliyor mu? Hocam şimdi e, tabii ki demir vücutta kullanılan bir madde. E, şöyle anlatayım. Bir tane un fabrikanız var. Ya da fırınınız var. Fırının arkasında depoda un var. Fırıncı var. Ekmek üretiyor. Eğer sizin e, e, ekmek yapan, fırıncınız kafası bozulmuş sürekli ekmek üretir, üretirse ne olacak? Günlük 300 ekmek satacak ama adam 600 tane ekmek yapıyor. İşte 3 ayda bitecek un 15 günde bitiyor. Bunu tıpta nerede görüyoruz? Polistemiye vera dediğimiz kan fazlalığıyla giden hastalıklarda da hastanın kanı yüksek olduğu halde depo demirleri azalabiliyor. Cari açık var deli gibi demiri kullanıyor. Ondan dolayı da depo demirleri azalabiliyor. Başka bir durum daha söz konusu sürekli kan verenler. İşte Kızılay'a üye arkadaşlar var, hasta insanlar vardır. Onlar hatta Kızılay'dan madalya da almışlardır. İşte iki ayda bir, üç ayda bir ya da ihtiyaç olduğu zaman gidip bir de yalan söylerler. İşte nadir bulunan kan grubudur. Ben kan vermeye geldim diye ne yapar? Daha erken ihtiyaç olana bile kan verebilir. Yılda 12 tane kan veren insan oluyor. Tabii onlarda da ne yapıyor? Kansızlık gelişmeden vücuttaki depo demirleri azalabiliyor. Peki demir eksikliği olan bir hastanın belirtileri nedir? Şimdi demir eksikliği anemisi özellikle çocuklarda büyüme gelişme geriliğine neden olur. İştahsızlık yapar, annelerin elinde yemek tabağı, çocuğun arkasında koşar. Yani ne kadar koşarsa koşsun o çocuğu yakalasa bile... Ne yapamaz? O çocuğa yemek yediremez. İştahsızlık gerçekten vardır. Yani siz demir vermezseniz o çocuğun iştahı düzelmez. Büyümesi, gelişmesi düzelmez. Tabii bunların dışında okul çağındaki çocuklarda performans düşüklüğü olur. Çocuk okula gidiyor. 10 dakika derse dinliyor, kafayı koyuyor, uyuyor. Öğretmen uyandırıyor kızım. Evladım niye uyuyorsun? Hocam gözüm açamıyor. Demir vitamin eksikliği aşırı halsizlik ve yorgunluk yanında ...çok uyumaya neden olur. İşte evde hanım... ...adam geliyor evden, işten eve... ...hanım kalk, bir yemek yap... vallahi diyor adam, beyim gözünü açamıyorum... ...çok yorgunum, halsizim, uykum var... ...yani acayip halsizlik ve yorgunluk yapar... ...uyku yapar, iştahsızlık yapar... ...büyüme, gelişme yerli yapar... ...okul performansında düşüklük yapar... ...bunların içerisinde demir eksikliğini... ...en çok düşündüren bulgulardan bir tanesi de... ...saç dökülmesidir. Saç dökülmesi... Bir hasta bize saç dökülmesiyle geldiği zaman bizim aklımıza demir eksikliği, çinko eksikliği veya tiroid hastalığı gelir. Yani saçı dökülüyorsa bunlardan büyük ihtimal üçünden biri çıkar. Ama en sıkta demir eksikliği çıkar. Demir vitamini kıl köklerinin, kıl hücrelerinin yapımı için de gerekli. Onun için kıl hücreleri yapılamadığı için ne yapıyor? Dökülüyor. Tabi bunların dışında en önemli belirtilerinden bir tanesi de tırnaklarda kırılmadır. Bir hasta geldi, tırnaklarında kırılma ve özellikle tırnaklarında beyaz çizgilenmeler varsa yine mutlaka demir vitamini noksanlığı düşünüyoruz. Bunların dışında çok nadir görülen Tayan sendromu diye bir hastalığımız var. Çocukluk çağında görülüyor. Pika dediğimiz toprak, kil, buzla gidiyor. İnşallah ondan da bahsederiz. Bu hastalarda pika yanında bedensel ve cinsel gelişme geriliği oluyor. Dalak büyüklüğü oluyor. Demir eksikliği oluyor. Ya yani biz onu şöyle tanımlıyoruz kısa, köse, toprak yiyen, dala büyük bir çocuk, demir vitamini noksanlığıyla gelmişse mutlaka tayan sendromu düşünün diyoruz. Tayan sendromun en güzel tarafı demir vitaminini verdiğiniz zaman bu çocuklar hızla toparlar. Cinsel ve bedensel yönden hızla düzelir. Yani boyu kısa kalmıştır, 14-15 yaşındadır ama demiri bir verirsiniz 3 ay sonra gelir. Çocuğu tanıyamaz hale gelirsiniz. Tabi bunların dışında demir eksikliği anemisi olan hastalar bize ne ile gelebilir? Özellikle kadınlarda yutma güçlüğüyle gelebilir. Yutma güçlüğü yapabilir. Biz buna plummer Vinson sendromu diyoruz ama bayan demir vitamini noksanlığı var. Yutma güçlüğü varsa mutlaka aklımıza demir eksikliği gelmelidir. Geçmeyen baş ağrılarına neden olabilir. Baş dönmelerine neden olabilir. Motorun mazotu azalıyor, hava yapıyor. İşte hasta geliyor, kulak burun boğaza baş dönmesiyle geliyor ya da nörolojiye baş ağrısıyla gidiyor. Orada kanını bir ölçüyorlar. Değil mi hocam? Sizden bize çok hasta gelir baş <laughs> Doğru. dönmesinde. Ben yönlendiriyorum zaten <laughs> evet, size. Hocam. Biz baş dönmesiyle size gelir ya da baş ağrısıyla nörolojiye gider. Hastaya orada tetik yapılır. Demir vitamini noksanlığı çıkar. Biz tedavisini veririz. Hastanın baş ağrıları geçebilir. Tabi demir eksikliği anemisinde bunların dışında hastalar kardiyolojiye nefes darlığı ve çarpıntıyla gidebilir. Hasta kardiyolojiye gidiyor. Ne oldu? Şimdi i̇şte hocam diyor benim nefesim daralıyor. Çarpıntım var. Tansiyonuna bakıyor. Tansiyonu düşük bir hasta. Nabzına bakıyor. Nabzı yüksek. Bir tetkik istiyor. Hemoglobini 5 gram. Çok düşük. Yani normalde bir hastada hemoglobin işte kadınlarda 12, çocuklarda 11, hamilelerde 11'in altındaysa anemi. Bir bakıyoruz hastanın kanı 3'e 4'e düşmüş. Burada şunu da söylemek istiyorum. Hastanın kanı Normal alt sınırında olmasına rağmen çok ciddi halsizlik yorgunluk görülebilir. Kanı 3-4 olmasına rağmen hasta gelir. Hocam ben çok iyiyim. Bir şeyim yok diyebilir. Onun için de demir eksikliği anemisinde semptomlar kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Farklılık arz edebilir. Kardiyolojiye çarpıntıyla nefes darıyla gidebilir. Kilo kaybı olabilir. İşte azaldığı için hastalarda kilo kaybı olabilir. Diğer eşlik eden işte demir eksikliğine sebep olan hastalıklar varsa ona ait belirtilerle hastalar ne yapabilir? Hekime başvurabilir. İshal kabızlık gibi ya da mide bağırsak kanaması gibi diğer semptomlarla ne yapabilir? Hekime gidebilir. Ama en önemli konulardan bir tanesi de çok üşüme. Hastalar çok üşür. Yani millet yazın işte kısa kolluyla gezer. Onlar yazın evde kadrofer yakarlar. O kadar çok üşürler. Gerçekten klinik pratikte bir hasta bize geldi çok üşüyorsa biz iki tane hastalık düşünürüz. Ya tiroid yet, e, bezi az çalışıyordur ya demir vitamini noksanlığı vardır. Bunların dışında başka sebepler de olabilir ama bizim klinik pratikte gördüğümüz çok üşüyen, unutan bir kadında mutlaka biz demir eksiklik ve tiroid bezi hastalığı düşünürüz. Hipotiroidi düşünürüz. En önemli belirtileri bunlardır. Ciltte herhangi bir değişikliğe neden olabilir mi? Tabii e, cilt e, normal insanlara göre özellikle dilde dil papillaları dediğimiz dil papillalarında de atrofi olabilir. Celiosis dediğimiz dudak kenarlarında çatlamalar, kurumalar olabilir. E, bunların dışında bunların cilt kalitesi biraz daha düşüktür. Yani düşünün doğada işte Anadolu'da toprakta demir vitamini az. O topraklara ekilen bitkilere bakıyorsunuz sararmış. Yapraklar zayıf. Aynı Nisan Döle'dir. Yani biraz halsiz, yorgun, saçlara dökülmüş, <laughs> benzi solmuş, cildi kuru, cilt kalitesi düşmüş bir hastayla karşı karşıyayız demektir. Tabii konu buradan açılmışken bir şey söyleyeyim. Toprak demir deyince. Anadolu'daki topraklarda maalesef uzun yıllardır tarım yapıldığı için demir düzeyleri düşük. Onun için de hasta diyor ki işte hocam biz buna bakla yediriyoruz. Eee ee, ne bileyim e, üzüm yediriyoruz. Pekmez yediriyoruz ama çocuğun kanı bir türlü yükselmiyor. Niye yükselmiyor? Doğada demir azalmış. Yiyoruz ama yediğimiz e, zepsede meyvede demir miktarı az. Ondan dolayı da onlardan yeterli demiri bazen alamıyoruz. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Çok o da yere değil. gelmişken söyleyeyim. Onun için de Anadolu'daki topraklarda demir ölçümü yapıldığı zaman mühendis arkadaşlar bize ne der? Bu toprakta demir az siz buna demir atın. Tabi demir atın dediği zaman gidip biz bir e, talaş demir aldığımız zaman attığımız zaman o kullanılabilir demir haline 10-15 yılda geliyor. Özellikle ne yapmak gerekir? İşlenmiş ee, bitkilerin kullanabileceği demirini yapmamız gerekiyor topraklarımızı atmamız gerekiyor mühendis arkadaşları da desteklersek Biz doğadan demir alırsak bize daha az hekimlere daha az iş düşer diye düşünüyorum Evet hocam bu kıl dökmeden saç dökmeden bahsettiniz ee, anemisi olmayan başka hastalıklar saç dökülmesi. saç, saç dökülmesi yani, neden olan gerçekten saç dökülmesi Önemli bir problem. Evet. Erkeklerde özellikle görüyoruz. Eğer bir erkeğin atasında, anasında, babasında, dedesinde, dayısında saç dökülmesi varsa onun da saçı dökülebilir. Buna erkeklik tipi saç dökülmesi diyoruz. Onların dışında bazı endokrin hastalıklar var. İşte hipofiz bezi yetmezliği gibi, işte testosteron hormonu, cinsiyet hormonlarının eksikliği gibi, tiroid hormonlarının azlığı veya fazlalığı gibi. Bunların dışında Diyabetik hastalarda saç dökülmesi görebiliyoruz. Tabii özellikle kanserli hastalarda hem kanserin kendisi hem de kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ne yapabilir? Saç dökülmesine neden olabilir. Bazı insanlarda psikolojik olarak saç dökülmesi görülebilir. Yani onlar zaten alopesi areata veya total istiyoruz. Tüm vücuttaki kıllar dökülüyor. O önemli bir sorun. Tabii demir eksikliği anemisinde görüyoruz. Bazı hormonal dengesizliklerde görüyoruz. Tabi uzun süre beslenemeyen hastalarda malnütrisyonda saç dökülmesi görüyoruz. Hem adam aç kalmış, bir ay, iki ay bir şey bulamamış, yiyememiş. İşte dünyada birçok insanda açlık sorunu var. Dünyada demir eksikliği anemisi en sık görülen anemi ve onun da en sık sebebi beslenme yetersizliği. Tabi bizim ülkemizde Allah göstermesin uzun yıllardır savaş yok. Herkes her istediğini pahalı bile olsa ne yapıyor? Kendinden bir şeyinden kısarsa alıp yiyor. Bir sigara 15 lira olmuş. 15 lira sigara almasa ayda 450-500 lira para yapar. 500 lira parayla adam ne yapabilir? Çocuklarının her türlü demir vitaminini sağlayacak eti de yumurtayı da baklagilde ne yapabilir? Alabilir. Ama savaş olan ülkeler var, katliam olan ülke, ülkeler var. Birçok insan ya da toprakta bir şey yetişmiyor Afrika gibi. Aç insanlar var. Onun için de bir şeyi yerken şükredelim, hamd Kıymetini bilelim. Çünkü o günler bizim başımıza ne yapabilir? Gelebilir, Gelebilir. Elimizdekinin kıymetini iyi bilelim. memleketimizin kıymetini iyi bilelim diyor. Aynen. Hocam ta, e, tanıda ya da e, tetkik olarak hangi testi istiyorsunuz? Şimdi hasta bize gelmiş. Çok üşüyor. Halsiz, yorgun, saçı dökülüyor. İşte öyküsünde pika dediğimiz toprak yeme var, buz yeme var, kil yeme var. Anadolu'da kadınlarda çok yaygındır bu kil yeme, toprak yeme. Geçenlerde benim bir hastam geldi Fransa'dan. 20 sene Fransa'ya kil götürmüş. Her sene 5 kilo. Orada götürüyormuş Türkiye'den. Orada 5 20 sene kil yemiş. Niye? Demir vitamin noksanlı olduğu için. İşte hasta geldi, toprak yiyor, kil yiyor. Bu hastada biz ne yapıyoruz? Demir vitamini noksanlı istiyoruz. Tabii ki ilk isteyeceğimiz test tam kan. Tam kanda neye bakıyoruz? Hemoglobin dediğimiz kırmızı kürelerin kitlesini ölçen parametreye bakıyoruz. Hemoglobin erkeklerde 13.5, kadınlarda 12.5. Çocuklarda ve hamilelerde 11 gramın altındaysa ne diyoruz? Bu hastada demir vitamini noksanlığı var diyoruz. Demir eksikliği anemisi olanlarda tam kan sayımında tabii ki bir miktar trombosit sayısı artabilir. Reaktif trombositoz diyoruz. MCB düşebilir. O kadar çok detaya girmek istemiyorum. Bunlar varsa biz bu hastada demir eksikliği düşünüyoruz ve ne yapıyoruz? Demir parametresi olarak ferritin, depo demirlerini en iyi gösteren, en güvendir, en sık kullandığımız test ferritindir. Gerçekten biz hematologlar demir eksikliğinde feritin isteriz. Ama bu konuyla biraz daha az ilgilenenler demir demir bağlama, transferin satrasyonu gibi ek yük testleri isteyebilirler. Biz sadece feritine bakıyoruz. Feritinin normal değeri 20 ile 200 arasındadır. 20'nin altındaysa demir eksikliği vardır. Hemoglobinin normal bile olsa tedavi vermek gerekir. Bu da önemli bir parametredir. Gerçekten hasta geliyor. Hastanın hasidiği var. Tam kanla bakıyoruz hemoglobini 12 gram, 13 gram, 14 gram. Ama ferritinle bakıyoruz. Ferritini düşük. Ferritin düşüklüğü de ne yapabilir? Yine halsizlik ve yorgunluk yapabilir. Tedavi etmek gerekir. Yani hipoferritinin varsa bile tedavi etmek gerekir. Tabi ferritin önemli bir parametre ama bir dezavantajı var. Enfeksiyon, kanser, romatizma gibi hastalıklarda yalancı olarak yükselebiliyor. O zaman o tür bir hastalığı varsa 60'ın altındaysa yine biz ne yapıyoruz? Bu hastada demir eksikliği anemisi var diye yine e, tedavi veriyoruz. Ama bazen biz de ne yapıyoruz? Sistemik başka hastalıklar varsa demir demir bağlamada istiyoruz. Ama diyelim ki bir ayda 700 hasta görüyoruz. Bunlardan 100 tane kansız demir eksikliği var. Bunlardan sadece bir veya ikisinde biz demir demir bağlama istiyoruz. Çünkü evet bugün ülkenin ekonomik durumu iyi hastalar bunu ödeyebiliyor ama uzun dönemde bunu ödeyemeyebilirler. Ya da ülkeye boşuna yük yapmam adına sadece ve sadece hekim arkadaşlarım, bu işte uğraşan arkadaşların da feritine bakması yeterlidir. Hastalar geliyor hocam demir demir bağlamada bakar mısın? Ne yapacağım baktırım. Bir şeyine yarıyor mu? Yok. Öğrenmiş demir demir baba. Yanlış. Sadece feritine bakmak yeterli. Onun için hastalarımızın hekimleri çok yönlendirmemesi gerekiyor ya da hekimi zorda sokma, zora sokmaması gerekiyor. Hocam şuna da bak. Hekim arkadaş zaten ihtiyaç olursa ona bakıyor. İşte kolesterolüme de bak. Şuna da bak. Bir hastaya bir yılda bir kez kolesterol bakılması yeterli. Ne yapıyor? Her ay geliyor kolesterolüme bak. Yani bu da yanlış. Hekimlere biraz hastalarımızın, hekimlerin bilgisini, hekimlerin tecrübesini saygı duymasını da istiyoruz böyle bir şey isteyen olunca da dilimizin döndüğü kadar anlatıyoruz. Sonra sokan olursa da alıyoruz, al istedin, biz de buna bakalım <laughs> diyoruz ama vicdanen rahatsız oluyoruz o zaman tabii ki. Bunlara baktık, demir eksikliği anemisi teşhise koyuyoruz. Peki neyle karşılaştırabilirsiniz? En çok yani he? karıştığı hastalık. Evet. Tabii demir eksikliği anemisi ülkemizde ve Akdeniz ülkelerinin en çok Akdeniz anemisi taşıyıcılığı veya talasemi taşıyıcılığıyla karışır. Gerçekten bu önemli bir sorundur. Çünkü birçok hekim ne yapıyor? Tam kan sayımı yapıyor. Ferritine bakıyor veya bakmıyor. Demir eksikliği anemisini tam kan sayımında talisemi taklit eder. Onlarda da MCV düşüktür. Onlarda da hemoglobin düşüktür. Ama orada eritrosit sayısı biraz daha yüksektir. 6-7 milyon gibi eritrosit vardır. Eritrositten açılmışken hocam bir şeyden bahsedeyim. Biraz konunun dışından kaçalım. Hep tıbbi oldu. Doğada en çok eritrosit sayısı keçilerde var hocam. Bir keçi de bir gram kanda ortalama 30-40 milyon eritrosit olabiliyor. Niye? Yüksek rakımlarda yaşadıkları için. Dokulara daha iyi oksijen taşıması için. Talisemik hastalarda da böyle. Biraz eritrosit sayısı demir eksikliği anemisine göre biraz daha fazla. 6-7 milyon olabiliyor. Biraz eritrosit sayısı yüksek. Tabi orada en önemli fark ne? demir değerleri, feritin değeri bunlardan normal oluyor. Eğer bu hastaya talisemi ile demir eksikliği anemisini ayırt etmeden hekim arkadaş demir verirse bir boşa hasta ilaç içmiş olacak. iki boşa para gitmiş olacak. Üç demir birikimine bağlı vücutta zararlar oluşabilir. Demirin azı da zararlıdır. Çoğu, Çoğu da zararlıdır. Evet. Çoğuyla giden bir hastalık var zaten. Hemokromatoz dediğimiz bir hastalık var. Onun içinde işte ben bunda hipokrom anemi düşündüm. Buna da demir vereyim demek yanlış. Mutlaka ferritin değerlerine bakmak gerekiyor. Tabi talisemi düşünüyorsak da teşhis için bu hastalardan hemoglobin elektroforezi bakıp hastaneninle bir belge vermeli. Senin Akdeniz anemisi taşıyıcılığın var. Talisemi taşıyıcılığın var. Taşıyıcı birisiyle evlenme demir değerlerine baktırmadan demir vitamini kullanma diye söylüyoruz. Bunun da faydası oluyor. Peki tedavi yöntemleri nedir Sayın Hocam? Hasta geldi işte halsiz, yorgun, hemoglobini düşük, demiri düşük tedavi vereceğiz. Tabii ki üç tane tedavi yöntemi var. Bir, ağızdan hap olarak veriyoruz. İki, kalçadan intramusküler veriyoruz ya da damardan demir veriyoruz. Bizim öncelikli tercihimiz ağızdan demir tedavisi. Niye ağızdan veriyoruz? Ucuz en sık kullanılan demir, demir sülfat dediğimiz artı 2 değerlikli demir. Maalesef piyasada artı 3 değerlikli demir de var. Tabi belki programı seriden sağlıkçı arkadaşlar da olabilir. Artı 3 değerlikli demiri lütfen kullanmasınlar. Onları çiçeklere versinler, çiçeklere faydası olur. İnsanlara çok faydası olmaz diyoruz. Onun için kullanacaksak da artı 2 değerlikli demir sülfatı kullanmalıyız. Piyasada pek isim söylemek doğru değil ama en çok bulunan oroferon, jinoferon, ferosonol ya da vifer gibi preparatlarda var. Lütfen hekim arkadaşlar ya da bu işle uğraşan arkadaşlar artı iki demiri kullansın. Hastalarımız da hekimden isterse madem istiyorlar bize hocam artı 2 demir yazsın diye yazın diye söylesinler. Artı iki değerlik demir kullanıyoruz. Artı Ucuz gıda, olduğu için artı gıda takviyesi hocam. Tabii hocam e, demir e, preparatlarını kullanırken öncelikle ağızdan hap olarak veriyoruz. Tabi burada evet. önemli bazı şeyler var. Demir preparatlarının kullanımıyla ilgili. Biz demir eksikliği teşhisi koyduk. Ağızdan demir tabletlerini verdik. Bunları nasıl vereceğiz? Genel olarak aç karnına vermek gerekiyor. Hastaya aç karnına veriyoruz. Hasta ne diyor? Hocam diyor içtim içerime taş gibi oturdu. Ya da içerime yani demir gibi bir şey oturdu. İşte ishal oldum, kabuz oldum diye şikayet edebiliyor. Ya da midemde yanma ekşim oldu, bulantı oldu, kusma oldu diye söylüyor eğer mide hassasiyeti varsa biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki sen evet midene dokundu bunu yemekten bir saat sonra iç. Diyor gene geliyor hocam diyor ben bunu yemekten bir saat sonra içtim. Yine dokundu. O zaman diyoruz ki tok karna iç. Tabii ne kadar vereceğiz bu demir haplarını? Günlük demir vitamini noksanlı saptanan bir hastada demir eksikliği saptanan bir hastada günlükte de elementer demir ihtiyacı ortalama 100-200 mg demir vereceğiz. Yani ortalama 2-3 tane içmesi gerekiyor. Hastaya 3 tane verdik. İçemedi. Ne diyoruz? 2 iç. 2 içemedi. 1 iç diyoruz. Ne yapıyoruz? Veriyoruz. 1 hafta 10 gün 15 gün hasta kendini test ediyor. İçebilirse ne diyoruz? Bunu kullanacağız. Ömür boyu mu kullanacağız? Ama burada süre çok önemli. Hasta diyor ki hastaya yazıyoruz. Tarif ediyoruz. Diyoruz ki bu ilacı işte 2 ay Sabah akşam 4 ay günde bir tane ya da 2 ay 3 tane 4 ayda sabah akşam toplam 6 ay içeceksin. Hastaya devlet iki tane diyor. Hasta iki kutu kullanıyor. 3 ay sonra geliyor. Hocam ben düzelmedim. E, tabii düzelmesin. Oraya yazıyoruz. 6 ay kullanacaksın. Bak diyoruz buraya yazmışız. Ya hocam ben burayı okumadım. Tabi burada hekimlere çok büyük iş düşüyor. Hastalara tedavileri anlatmak gerekiyor. Yani biz hemen söylüyoruz. 6 ay kullan. Ama karşıdaki adam onu anlamıyor. Karşıdaki insan onu anlamıyor. Niye? Başka aklında başka şeyler var ya da oraya okumuyor. Yani bunları ne yapmak gerekiyor. Tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Ben bu durumda hastalara cep telefonum veriyorum. Diyorum ki bir şey sormak istersen beni ara. Niye? Dünyada ilaç kullanımı yani düzenli ilaç kullanımı çok az. Hasta şeker hastası, hormon hastalığı var. Onlar bile ne yapıyor? haplarının ilacını düzenli kullanmıyor. Bizim hastalarda demir ilaçlarını düzenli olarak kullanmıyor. Onun için mutlaka hastalara bu ilacı 6 ay en az 6 ay ile kullanın diyoruz. Altın 6 sonra ay sonunda kontrol. kontrole çağırıyoruz. Kontrolde eğer düzelmişse ne ala. Düzelmemişse o zaman diyoruz ki ya kullanmadın ya başka şey var ya da tedaviye biraz daha, Bir e, daha devam kalacağım. edelim diyoruz. Madem hocam konu açıldı. Demir ağızdanı kullanılan demir haplarının Yan etkileri neler? En sık görülen yan etkisi mide bağırsak yan etkisi. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal yapıyor. Bazı hastalarda da kabızlık yapıyor. En önemli şikayetlerden bir tanesi de büyük abdestin renginin siyah boyanması. Hasta akşam arıyor söylemezsen. Hocam herhalde mide bağırsak kanaması geçirdim. Benim büyük abdestim siyah oldu. Tabi demir ne yapıyor? Mide bağırsaktaki asit sistemiyle etkileştiği için gaytanın rengini siyah boyuyor. Kesinlikle korkacak bir şey değil. İlacına ne yapması gerekir? Devam etmesi gerekir. Tabi bir konu daha var. O da dişlerin renginin siyah boyanması. Hasta diyor ki hocam biz bunu içiyoruz ama benim dişlerimin rengi siyah oldu diyor. O zaman da ne yapıyoruz? Bol suyla için diyoruz. Tabi bir şey daha söyleyelim. İlaç ile ilgili hastalarımıza. Genellikle ilaçları bol suyla içsin. Bazıları diyor ki artistlik yapıyor. Ben susuz içerim. İçersin ama o ne yapabilir? Bilmiyorum, Yemek borusuna mi? yapışabilir. Mideye yapışabilir. Bugün bir hasta geldi. Yani mideye ilaç yapışmış kalmış. O da oradan evet. kanama yapmış. Kansızlık yapmış. Onun için de ilaçları ne yapmak gerekiyor? Mümkün olduğu kadar su ileteceğiz. bol suyla içmek gerekiyor. Can programın sonuna gelmek üzereyiz. Çok hızlı geçmiş. Evet. Hocam. <laughs> Şimdi programın sonunuzda bizim hemşerilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Tüm seyircileri tekrar saygıyla selamlıyorum. Türkiye Türkmenliğinin, Türklerin her zaman yanındadır. Üniversitemiz ve şahsım her zaman yanındayız. Ee, kardeşlerimizi çok seviyoruz. Gönülden e, destekliyoruz. Elimizden gelen bir şey olursa yapıyoruz. En kötü ihtimal dua ediyoruz. Bir ihtiyaç çok olduğu zaman da elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Saygılar sunuyorum hocam. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğun temponuzun içerisinde bize tamam zaman tanıdığınız için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim evet, hocam. Çok İnşallah sağ olun. İyi günlerde çalışırız. Eee bu bu daha program iyi yetmedi yaparız. hocam. Bir bir program yapmamız gerekir sizinle. Allah nasip ederse <laughs> İnşallah, <laughs> İnşallah yaparız. Kardeşlerimize faydamız olursa... bizim için ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler bir program daha sonlay gelmek üzereyiz. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.